Abdülkadir Selvi, yabancılar 2023 hesaplarını değiştirmeye başladı. 20 Aralık'ta dövizi gerileten yeni ekonomi politikaları devreye girdi ama asıl sonuçları siyasi oldu. AK Parti gidiyor, muhalefet geliyor. Beklentisinin içine girenlerin hesabı karıştı. Bunlardan bir kısmı da ülkemizdeki bazı yabancı ülke büyükelçileri Uluslararası bir iş konseyi başkanıyla önemli bir ülkenin büyükelçisi arasında geçen diyaloğu paylaşmak istiyorum. AK Parti'nin gidişini peşin peşin satın alan ülkenin büyükelçisi, 20 Aralık kararlarıyla ters köşe olmuş durumda. Bu psikolojiyle iş konseyi başkanına 20 Aralık'tan sonra ne oldu diye soruyor. Gerçekçi analizleriyle bilinen iş konseyi başkanı, büyükelçinin zaman zaman yüzünü buruşturarak dinlediği şu değerlendirmeyi yapıyor. 1 doların 18 liraya çıktığı hızlı fiyat artışlarının yaşandığı bir süreçte halk çözüm önerilerinin muhalefetten gelmesini bekledi ama çözümü bulan Erdoğan oldu. Muhalefetin çözüm üretemediği bir süreçte çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Halk bir kez daha çözümün adresi Erdoğan'dır noktasına geldi. 2 Türkiye'de sorun arıyorsanız o iktidar değil muhalefet sorunudur. İktidar yanlış yaptığı zaman oyları azalıyor ama muhalefetin oyları yükselmiyor. Ama iktidar doğru yaptığında AK Parti'nin oyları artıyor, aynı zamanda muhalefetin oyları da düşüyor. 20 Aralık'tan sonra AK Parti'nin oyları %40'a doğru yükselirken muhalefetin oyları düştü. 3 Erdoğan parti yöneticilerini ve bakanları toplayıp 2023 seçimlerini fark atarak kazanmamız lazım diye talimat verdi. Ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle bir süredir moral bozukluğu yaşayan AK Parti kadroları ise 5 yıl daha kalıcıyız diye kolları sıvadılar, çalışmalara başladılar. Hepsi bir Erdoğan etmiyor. Türk siyasetinde belirleyici olan liderdir. Seçimleri lider kazanır, Erdoğan AK Parti'yi kurduğu günden bu yana girdiği her seçimi kazanan bir lider. Çünkü Türk milleti Erdoğan'a güveniyor, çünkü Erdoğan ekonomik ve siyasi kriz anlarında küllerinden doğan bir lider, 20 Aralık'ta yine büyük lider olduğunu gösterdi, 20 Aralık kararlarıyla bir hamle yaptı, İşin seyrini değiştirdi, muhalefetse topluma güven veren bir lider çıkaramıyor. Hepsini toplasanız bir Erdoğan etmiyor. Böyle olunca yabancılar da 2023'e dönük hesaplarını değiştirmeye başladılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmen atamalarıyla ilgili mülakat hakkında Danıştay kararı olduğunu iddia etmiş. Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla yazılı da aldı. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar, yani Danıştay kararına uymuyorlar demişti. Milli Eğitim Bakanlığı ise Danıştayın böyle bir kararı olmadığını açıklamış, kılıçdaroğlu'nun iddiasını ispat etmeye davet etmişti. Kılıçdaroğlu'ndan o günden bu yana ses çıkmadı ama Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'a yazılı olarak başvuruda bulunarak böyle bir kararlarının olup olmadığını sordu. Danıştay'dan Kılıçdaroğlu'nu tekzip eden bir yanıt geldi. Danıştay'ın cevabında kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda, mülakatlarda Puanlama yapılırken yazılı sınav puanının 3 puan altında veya 3 puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır denildi. CHP'nin Danıştay'la ilgili çarpıtmasının bir muhatabı da eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Geçen hafta Ziya Selçuk'un telefonu çaldı. Arayan akademik dünyadan tanıştığı bir CHP Genel Başkan yardımcısıydı. Telefonuna yanıt verdi. Aralarında şöyle bir diyalog yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, mülakatlarla ilgili Danıştay kararı var değil mi? Ziya Selçuk, Danıştay'ın böyle bir kararı yok, olsa ortada olurdu, Danıştay'ın bir kararı yok. CHP Genel Başkan Yardımcısı, mülakatlarda artı 3, eksi 3 diye bir karar varmış, siz bunu nasıl uygulamıştınız? Ziya Selçuk, Böyle bir karar yok ki uygulansın bu konuda artı 3 eksi 3 olsa nasıl olur diye bir konuşma oldu ama alınan bir karar ve uygulama yok. CHP'den ses yok. Peki bu nasıl yansıtıldı? Kılıçdaroğlu Milli Eğitim'in önüne gitmeden önce CHP Genel Merkezi'nden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arandı. Danıştay kararını doğruladı diye yansıtıldı. Ziya Selçuk bunun doğru olmadığını belirten bir tweet attı. Yani CHP'yi yalanladı. Peki sonra ne oldu? CHP'den ses çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun tavrı doğru. Özgür Özel'in Diyanet'in 4-6 yaş çocukları için açtığı Kur'an kursları konusunda yaptığı orta çağ zihniyeti benzetmesi çok büyük tepki gördü. Özgür Özel, Erdoğan ve Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt vermek için bir video yayınladı ama ikna edici olmadı. Tam aksine CHP muhafazakar kesimle böyle mi helalleşecekti sorularının sorulmasına yol açtı. Dindarlarda zaten bir CHP algısı var. Bu olay üzerine devir değişti ama CHP'nin Kuran alerjisi bitmemiş denildi. Gerekli tepkiler gösterildiği için uzatmak istemiyorum. Ama doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım. Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteyen ailelerin çocuklarına Kur'an'ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset, din, inanç, kimlik, yaşam tarzı alanına girmemeli diyerek doğru bir tavır koydu. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Haşmet Babaoğlu İlkokul ezberlerinin papağanları Ne anlar Özgür Özel orta çağdan? Batı'nın orta çağıyla Doğu'nun orta çağları arasındaki farkı bilir umursar mı? Ama orta çağ zihniyeti dediği anda artık robotlaştırılmış kitlesinin vereceği tepkiyi bilir. Benim uzun ömrüm bu tayfadan orta çağ karanlığı lafını işitmekle geçti. Yargıtay başkanları, üniversite hocaları, siyasetçiler Ara ara bir parola gibi bu kelimeyi tekrarlar ve vesayet rejimini çağırırlardı. Sonra fark ettim ki batının orta çağından bile habersizler. Hepsi ilkokula ezberlerinin gönüllü papağanı. Şimdi işin esasını yazayım. Batının orta çağda karanlık falan değildir. O da seküler, hümanist yani insanı ilahlaştıran tasavvurun batının kendine söylediği tarihsel bir yalandı geçti gitti. Antik Yunan Roma devriyle Rönesans arasına orta demiş karanlık bulmuşlardı. Ama günümüz batı tarihçilerine kulak verirseniz anlayacaksınız ki çok problemli bir bakış bu. Ne yani bir derebeyinin serfi olmak Roma'da köle olmaktan daha mı kötü diye dalgasını geçen kilise hiçbir zaman 20. yüzyıl Avrupası kadar zalim olmadı diyen tarihçiler var artık. Ya bilim konusu matematik, fizik, kimya. Nasıl bir karanlıksa artık bunların hepsi Avrupa'ya o karanlık denen çağda doğudan ithal edilmiş. Daha ötesi Rönesans Avrupası ile Orta Çağ Avrupası'nı gündelik yaşamda kadınların yeri açısından karşılaştıran akademisyenler küçük dillerini yutuyor. Çünkü karanlık çağın kadınları daha özgür ve toplumsal yaşamda daha fazla söz sahibi. Böyle tonla örnek verebilirim. Ama esas derdimi anlamışsınızdır. Demode siyaset sınıfı klişelerine odaklanıp aynı yerde saymamalı, aynı tartışmalarda takılıp kalmamalıyız. Bize yazık yahu, aklımıza yazık. Bir de çalışmak için ev ödevi veriyorum. Cadıları, büyücüleri yakan Roma Engizisyonu ne zaman kurulmuş? O insanlık acısı hangi çağda yaşanmıştır? Çağlar gerçekten var mıdır? Karanlığa yol açan doğrudan aydınlanma ideolojisi midir? Haşmet Babaoğlu Sabah. Hande Fırat Ekonomideki gelişmeler. Ekonomi özellikle yıllık enflasyon oranlarının ulaştığı oranla Merkez Bankası'nın 48 saatlik blanço farkı tartışmasıyla enflasyonda köpük alınacak açıklaması ve ekonomide heterodoks dönemi tanımlamasıyla yine gündemin ilk sırasında. Yazımın ilk bölümünde ekonomi yönetiminden aldığım perde arkası bilgileri paylaşacağım. İkinci bölümde ise ekonomi kökenli İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ile yaptığım sohbetten bölümleri. Ekonomi yönetimi ne diyor? Yeni yılın ilk günlerine Merkez Bankası'nın 48 saat içindeki bilanço değişikliği damgasını vurmuştu. 30 Aralık tarihli bilançosunda 70 milyar lira zarar görünürken yıl sonu analitik bilançosunda 60 milyar lira kar olması tartışma konusu olmuştu. Bu durumun neden kaynaklandığı konusunda Ekonomi Yönetimi yetkilileri yıl sonu bilanço düzenleniyor. Şu anda dünyanın en şeffaf bilançolarından biri Merkez Bankası'nda. Dünyanın diğer ülkelerine de bakıyoruz. Bu kadar şeffafı yok yorumunu yaptı. Köpük nasıl alınacak? Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbir paketiyle köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız sözüyle neyi kastetti? Ekonomi yönetimi enflasyonda da kötü algı yönetimiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Öte yandan enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin oranlarının da değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fiyat ayarlamaları konusunda ise İsrail'de yürürlükte olan bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hedef ürünlerde fiyatın değiştirilmesini kurallara bağlamak. Ayrıca Merkez Bankası'nda yabancı ülkelere ait varlıklara dokunulmazlık verilmesi düzenlemesine dikkat çekiliyor. Birçok ülkeden altın ve mevduatların Türkiye'ye getirilmesi yönünde talep olduğu bu nedenle böyle bir yasal düzenlemenin torba teklife eklendiği belirtiliyor. İYİ Parti'nin ekonomiye bakışı. İYİ Parti'nin ekonomik kökenli grup başkan vekili Erhan Usta'yla da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Erhan Usta'nın ana başlıklarda görüşleri şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin heterodoks politikalar uygulanıyor açıklaması. Sanırım sıra dışı alışılmışın dışında demek istiyor ancak bunun ayrıntılarını Türkiye'ye açıklamalı. Kurlar dengeye oturdu mu? Kurlar dengeye oturmadı. Belirsizlik, oynaklık devam ediyor. Mevcut kur yüksek. Enflasyon köpüğü açıklaması. Enflasyon köpüğü nedir? İlk kez böyle bir ifade duyuyoruz. Muhalefet sorumsuz mu davranıyor? Muhalefet iktidardan daha sorumlu davranıyor. Mevcut tablodan mutlu olmak mümkün mü? Biz bu faiz yüksek ama kuru da dizginleyin diyoruz. Üstelik biz niye enkaz devralmak isteyelim? Ustanın önerileri. İyi Partili Erhan Usta'nın ekonomiyle ilgili önerilerini ise şöyle sıralayabilirim. Mutlaka makro ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısının atanması, söz konusu cumhurbaşkanı yardımcısı aynı zamanda ekonomiden sorumlu tüm bakanlıkları koordine etmeli, devlet devlet gibi yönetilmeli, devlet hesapları şeffaf olmalı, enflasyonla mücadele programı hazırlanarak açıklanmalı, yoksulluk en önemli sorun, yoksullukla mücadele içinde kapsamlı program hazırlanmalı, Yapısal reformlar süratle hayata geçirilmeli, hukukun üstünlüğü hakim kılınmalı, demokrasi güçlendirilmeli, tarım alanında reform yapılmalı, güçlü bir kurumla fiyatlar regüle edilmeli. Hande Fırat Hürriyet